148 yine azalıyor. Günler geçtikçe biz yine stresleniyoruz gibi oluyor. Halbuki streslenmeyeceğiz. Neden? Çalışıyoruz, çabalıyoruz, karşılığını alacağız. Yine soruyorum. Bugün geleceğin için ne yaptın? Bugün gerçekten de hedeflerin için, geleceğinde kuracağın hayatın için ne yaptın? Şu anda temellerini atıyorsun unutma. Dolayısıyla hadi bakalım. Geri sayımımız başlasın. Devam ediyoruz. Şimdiden. Hadi bakalım. Şimdi 148 gün kaldı. Peki, Cicero'nun çok güzel bir sözü var. Bütün büyük işler küçük başlangıçlar olur. İşte bizim yaptığımız her bir soru, çözdüğümüz her bir test, aslında bitirdiğimiz her bir kitap küçük başlangıçlardan bir tanesi. Geleceğimizi inşa etmeye devam ediyoruz ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Peki, e, 550 bey almış Onurhan Baltacı, hocam artık çok yoruldum. Herkes beni geçiyor denemelerde ve ben denemelerde ve ben çabalıyorum ama bir türlü neler olduğunu anlamıyorum. Çok basit. Çok basit Onurhan. Yapman gereken şey çok basit. Bir kere bunun bir maraton olduğunu unutmayacağız. Eğer sen şu anda yaşadığın şeyin aslında bir iki günlük bir şey olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu bir maraton. Bu maratonun da bak 148 gün diyoruz. Yani gerçekten uzun bir zaman bu. Bunda her dünyayı değiştirebilir bazı insanlar. İşte biz bu maratonda adım adım ilerleyeceğiz. Bazen düşeceğiz. Bazen kalkacağız. Bazen bütün arkadaşlarım geçecek. Ama sonunda biz ne yapacağız? Bu maratonun sonunda hedefimize ulaşacağız. Unutma, şu anda çalışmayı bırakırsan zaten hiç şansın kalmıyor. Ama çalışmaya devam edersen, çabalarsan şansın artıyor. Neden diyeceksin? Çünkü eğer çalıştığın zaman başarılı olacağına inanıyorsan gerçekten başarılı olacaksın. Ve şunu unutma, şunu unutma Onurhan. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Burada maratonun içerisinde pes edenleri eee her zaman biz sene her sene öğretmen olarak görüyoruz. Yani her sene mutlaka bu maratona 1 milyon 800 bin öğrenci bu sene başladı. Belki bunların 1 200'ü kalacak. Belki bunların sadece 600'ü gerçekten bilinçli çalışacak. Belki bunların sadece yüz bini çok iyi derecelerle yapılacak okullara girecekler. İşte bizim burada şunu unutmamız gerekiyor. Bu 100 oynayacağız. Bazıları 3 ay sonra pes ediyor. Bazıları 5 ay sonra. Bazıları 7 ay sonra pes ediyor. Ama bu pes edenler aslında yanlış yapıyorlar ama farkında değiller. Yapacak bir şey yok. İşte biz o pes edenlerin önüne çat 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 geçebileceğiz. O yüzden rica ediyorum çalışmamıza devam edelim. Asla pes etmeyelim. Motivasyonumuz her zaman yüksek olsun diyoruz. Günü birazcık uzattım kusura bakmayın. Günün kitabına bakalım. Beyaz Diş kitabımız. Beyaz Diş Jack London'ın süper bir kitap. Neden? Modern klasikler içine girmiş. Yaban hayatını anlatıyor. O vahşi hayatı anlatıyor. Aynı zamanda birazcık da o kuzey bölgelerde yaşayan soğuktan yaşayan vahşi yaban hayatının daha detaylarını bize gösteriyor. Ve modern klasiklerden okuma anlama becerilerini becerilerimizi çok geliştirecek kitap. Günün kaynağına bakalım. Fen Zoru Bankası deney ve güncel yaşam soruları var içerisinde. Aynen açtığım gibi aslında. Burada da hem yatay hem dikey sorular var. Tablo grafik soruları çoğunlukla var ki yeni nesil sorularda aslında tablo grafik olmadan soru sormuyor neredeyse. Ve aynı zamanda Pisa Timse ve sayısal analiz sorularında %100 uyumlu mükemmel bir kitap tavsiye ederiz. Hepsi kendinize yakın olan kırtasiye listesini aşağıda ve iyi e zaten bulabilirsiniz. Oradan gidip alabilirsiniz veya hemen buradan da linkten de alabilirsiniz yakında diğer yayınların kitaplarını da tavsiye etmeye başlayacağız. Hiç merak etmeyin. Ama şu anda bu kitaplar bizim özene bezene gerçekten de hani gö elemeyi göz nuru dediğimiz sabahlayıp e yaptığımız e gecelerce uğraştığımız kitapları olduğu için ilk başta bunları gösteriyoruz. Hadi bakalım günün yayını yapalım. Çok mati yayın, başlıyorum diyoruz. Ama sonrasında ne yapıyoruz? Pes ediyoruz. Onurhan çok dikkat etliyorum. Onurhan'ın Han'ın e, özelinde aslında burada herkese bu videoyu izleyen herkese söylüyorum. Pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz, çalışacağız ve hedeflerimiz geleceğimiz için bir temel inşa etmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım.